Yaygın adı potas kostik olan bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişler. Potas kostik arkadaşlar, potasyum hidroksit olarak bilinen madde. Formülü de bu değil. Şöyle olmalı. Sodyum hidroksit, yani burada formülü yazılı olan maddenin yaygın adı sut kostiktir. Yapısında 3 tür element bulunur. Doğru. Potasyum, oksijen ve hidrojen var. Formülünü yanlış vermişler dedik. Kendisini oluşturan elementler arasında kütlece belirli bir oran vardır. Bütün bileşiklerde bileşiği oluşturan elementler arasında kütlece sabit ve belirli bir oran vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Zaç yağını oluşturan elementlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Zaç yağı sülfürik asit olarak bilinen maddedir. Formülü de şu şekilde arkadaşlar. Yani bunun içerisinde hidrojen, kükürt ve oksijen elementleri var. Doğru cevap C seçeneğidir. Silisyum, neon ve potasyum elementlerinin sembollerinin yan yana yazılması ile elde edilen kelime aşağıdaki görsellerden hangisinin adını oluşturur diye sormuşlar. Silisyumun sembolü Si, neonun sembolü Ne, potasyumun sembolü de K harfi. Bunların sembollerini yan yana yazdığımızda sinek kelimesi oluşuyor. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Sülfürik asit bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişler. Yaygın adı zaç yağıdır. Doğru arkadaşlar. Hidrojen, silisyum ve oksijen elementlerinden oluşur. Yanlış. Bunun içerisinde hidrojen, oksijen ve kükürt elementleri var. Bir molekülü 3 tane atom içerir. Yanlış arkadaşlar. Bir molekülünde 3 tür atom vardır. Kaç tane atom vardır diye sorarsak eğer, 2 hidrojen var, 1 kükürt var, 4 de oksijen var. Hepsini topladığımızda 7 tane atom var. Doğru cevap yalnız 1, A şıkkı olmalı. Yemek sodası olarak bilinen kek pasta börek yapımında kabartma tozu olarak kullanılan bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yemek sodası, kabartma tozu arkadaşlar, hemen şöyle yazalım. Sodyum bikarbonat bileşiğidir aslında. İçerisinde sodyum var, hidrojen var, karbon var ve oksijen var. Birinci öncül doğru. Formülü yanlış. Bu çamaşır sodasının formülü arkadaşlar. Yemek sodasının formülünü biz yazdık zaten yukarıya. Kimyasal yöntemler ile elementlerine ayrıştırılabilir. Bu bir bileşik ve bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine, yani elementlerine ayrıştırılabilir. Doğru cevap 1 ve 3 olmalı. Yukarıda bazı özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 tür atom içerir. Formüldeki toplam atom sayısı 5'tir. 5 tane atom olacak. Formüldeki oksijen atom sayısı 2'dir. 2 tane oksijen olacak. Karbon atomu içermez demiş arkadaşlar. Bir kere karbon atomu içerenleri elememiz lazım. Bakın B şıkkında karbon atomu var, eledik. E şıkkında karbon var, eledik. D şıkkında yine karbon atomları var, eledik. Formüldeki oksijen atom sayısı 2'dir diyor. Bakın A şıkkında 3 tane oksijen atomu var. O yüzden bunu da eliyorum. Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. 3 tür atom var. Kalsiyum, oksijen ve hidrojen. Formüldeki toplam atom sayısı 5. Oksijen atom sayısı 2. Karbon atomu da içermiyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki elementlerden hangisinin yukarıda verilen bileşiklerden hiçbirinde bulunmaz diye sormuşlar. Sembollerini yazalım buradaki elementlerin. Kalayın sembolü Sn, civanın sembolü Hg, demirin sembolü Fe, kurşun Pb, gümüş de Ag'dir arkadaşlar. Hangisi bulunmaz baktığımız zaman? Bakın burada gümüş var, civa var, kurşun var ve kalay var. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar demir elementi bulunmuyor. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri ve yaygın adları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bileşikler ile yaygın adları doğru eşleştirilmiştir diye sormuşlar. Birinci bileşik sodyum hidroksit, yaygın adı sut kostik. İkinci bileşik nitrik asit, yaygın adı kezzap.
Üçüncü bileşiğimiz ise sülfürik asit, yaygın adı zat yağı olarak geçiyor. Yani 1C, 2A, 3B. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangileri azot atomu içerir diye sormuşlar. Hemen yan tarafına formüllerini yazalım bu bileşiklerin. Kezzap nitrik asit ve azot atomu içeriyor. Amonyak yine azot atomu içeriyor. Sut kostik sodyum hidroksit ve azot atomu içermiyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki bileşiklerin formül ve yaygın adlarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Birinci bileşiğimiz kalsiyum karbonat arkadaşlar. Kireç taşı olarak bilinir. İkinci bileşiğimiz kalsiyum oksit, kireç taşının ısıtılmasıyla elde edilen sönmemiş kireçtir arkadaşlar. Üçüncü bileşiğimiz de sönmemiş kirecin su ile reaksiyonundan açığa çıkan sönmüş kireçtir. Yani kalsiyum hidroksitle sönmüş kireçle C ile eşleştirmemiz gerekiyor. Doğru eşleştirme hangi seçenekte yapılmış? 1B, 2A, 3C diyorum ve cevabımızı işaretliyorum. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının üçünü de içerir diye sormuşlar. Hem karbon, hem hidrojen, hem de oksijen. Formülleri yazalım. Sirke asidi, asetik asit, karbon, hidrojen ve oksijen üçünü birden içeriyor. Yemek sodası arkadaşlar, sodyum bikarbonat. Yine karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının tamamını içeriyor. Sönmüş kireç arkadaşlar, kalsiyum hidroksittir. Burada hidrojen var, oksijen var ancak karbon yok. Onun yerine kalsiyum var. Üçüncüyü alamıyorum bundan dolayı. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Aşağıda isimleri verilen elementlerden hangisinin sembolünde B harfi bulunmaz? Sembolleri teker teker yazmaya çalışalım. Borun sembolü direkt B. Bakırın sembolü Cu. Baryumun sembolü Ba. Berilyumun sembolü Be, bromun sembolü ise Br olmalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakırın sembolünde B harfi bulunmuyor.